Bu videoda nörotransmitterlerin sinapslardan nasıl salındığını sizlere anlatacağım. Hatırlayalım. Geçen videoda tipik bir kimyasal sinapsın yapısını incelemiştik. Buraya yeşille çizdiğim gibi bir akson terminali ve nörotransmitterlerle dolu sinaptik vezikülleri olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda hedef hücrede bulunan postsinaptik membrandan ve orada bulunan nörotransmitter molekül reseptörlerinden de bahsetmiştim. Ama burada sormamız gereken soru buradaki nörotransmitter moleküller nasıl akson terminalindeki bu sinaptik veziküllerden çıkarak sinaptik boşluğu geçiyor ve reseptörlerine bağlanıyorlar? Sorumuz bu olmalı. Nörotransmitter salınımını anlayabilmemiz için öncelikle buradaki bize yeni olan bu iyon kanalından sizlere bahsetmeliyim. Bu bir voltaj kapılı kalsiyum kanalı. Voltaj kapılı kalsiyum kanalı. Daha önce aksiyon potansiyelini anlatırken voltaj kapılı sodyum ve potasyum kanallarından bahsetmiştim, onları anlatmıştım. Akson terminalinde ise voltaj kapılı kalsiyum kanalları var ve nörotransmitter salınımında oldukça önemli bir rol oynuyorlar. Aksiyon potansiyeli Aksonda ilerleyip akson terminaline ulaştığı zaman bu potansiyel akson terminalindeki membran potansiyelini değiştirir. Ve bu burada çizdiğim voltaj kapılı kalsiyum kanallarını açar. Bu kanallar açıldığında kalsiyum akson terminaline sızar. Çünkü nöronun dışında içindekinden çok daha yüksek bir yoğunluk vardır. Bu yüzden de içeri doğru sızarak burada akson terminalindeki kalsiyum yoğunluğunu ne yapar yükseltir hemen şuraya bir tane daha çizeyim ama tabii ki gerçekte çok çok daha fazlalar voltaj kapılı kalsiyum kanalları açıldığı zaman akson terminali içinde oluşan kalsiyum yoğunluğunun artışı sinaptik veziküllerdeki ve presinaptik membrandaki proteinlerin değişmesine neden olur böylece birbirleriyle etkileşime girerek erirler yani eriyecekler durun buradaki membranı birazcık sileyim de nasıl eridiklerini birlikte bir görelim bu eritme ile sinaptik veziküllerdeki sinaptik boşluk ile nöronun dışındakilerle iletişim kuruyor difüzyon ile de nörotransmitter moleküller akson terminalini terk ederek sinaptik boşluğa doğru gider ve daha önce burada bulunmamış birçok nörotransmitter sinaptik boşluğa böylece ulaşır. Bu arada siz benim bu kadar büyük çizdiğime bakmayın. Aslında nörotransmitterler arasındaki mesafe çok küçük. Yani karşıya dağılıp hedef hücrenin postsinaptik zarındaki reseptörlerine bağlanırken bir sorun yaşamıyorlar. Hatırlayalım. Daha önceden aksiyon potansiyeli içinde saklı olan bilgiden bahsetmiştik. Bu bilgi aksiyon potansiyelinin içerisinde aynı zamanda akson boyunca bir dizi veya zincir halinde ilerleyen aksiyon potansiyelinin devamlılığı ve sıklığına da bağlı. Bu bilgi gelinen noktada nörotransmitterlerin sinaptik boşluktaki miktarına ve süresine dönüştürülecek. Gerçekleşen bu olay ise aksiyon potansiyelinin akson terminaline ulaşma sıklığını yükseltir ve bu sayede voltaj kapılı kalsiyum kanallarının açılmasını da fazlalaştırır. Terminale daha fazla kalsiyum salınır ve yoğunluğu artar. Haliyle de sinaptik veziküller presinaptik zarı eritir ve büyük miktarlardaki nörotransmitterler sinaptik boşluğa doğru salınır. Aksiyon potansiyeli zincirinin süresi uzadıkça nörotransmitter salınımının süresi de uzar. Öylece sinaptik boşlukta bulunma süreleri de uzar. Aksiyon potansiyelinin süresi ve devamlılığındaki bilginin nörotransmitter salınımındaki miktar ve süreye dönüşmesini bu şekilde özetleyebiliriz. Nörotransmitterlerin reseptörlere bağlanmasıyla bilgi hedef hücreye geçer. Bağlanılan reseptörlerin sayısı ve nörotransmitterlerin onlara bağlanma süresi sinaptik boşlukta bulunan nörotransmitterlerin miktarına ve sürecine bağlıdır. Aksiyon potansiyelinin ateşlenmesi durduğunda ise voltaj kapılı kalsiyum kanalları kapanır, dolayısıyla akson terminaline kalsiyum akışı durmuş olur. Sonrasında ise kalsiyumların nörondan atılma süreci başlar ve bu durum akson terminalindeki kalsiyum yoğunluğunu hızla düşürür. Sinaptik veziküllerde presinaptik membranı eritmeye son verir ve nörotransmitter salınımı böylelikle durur.